Merhaba değerli takipçilerim, hepiniz YouTube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız hamdolsun iyiyiz çok şükür. Allah bugünümüze rahmasın. Hepinize hayırlı sabahlar, hayırlı akşamlar. Sabah sabah tripodu karşıma aldım, çekime başladım. Dışarıda o kadar dondurucu bir hava var ki, yağışlı havalar gitti artık, yerini soğuğa bıraktı. Kar havası var diyebilirim. Çok şükür beklediğimiz yağmurlar yağdı, havamız da soğudu. Ben hayatımda gördüğüm en uzun sonbaharı yaşadım diyebilirim. Sonbaharla yaz arası bir mevsim oldu. Çok şükür Allah'ım dualarımızı kabul etti. Ben bugün ne yapacağım değerli takipçilerim? Ben bugün tatlı yapacağım. Geçmiş olsuna gideceğim. Ondan sonra Eren'e gideceğim. İki tepsi tatlı yapacağım. Haşhaşlı revani yapacağım. Malzeme listeme gelince burada 1,5 su bardağı mavi haşhaşım var. Biz buna siyah haşhaş deriz ama aslında rengi mavi, çekildikten sonra siyah olduğundan belki siyah haşhaş diyoruz. 2 su bardağı toz şekerim var. Burada 2,5 su bardağı irmiğim var. 5 tane yumurtam var, su bardağı diyorum. 2 paket kabartma tozum var. Vanilyam var. 2 su bardağı sütüm var. 1 su bardağı sıvı yağım var. 1,5 su bardağı unum var. Gerekirse biraz daha ilave edebilirim. Kontrollü bir şekilde ilave edeceğim. Ben irmiği çok, unu az yapıyorum daha çıtır olsun diye. 2 pakette krem şantiyem var. Hepsinin bir tanesini krem şantili yapacağım. Bir tanesini sade yapacağım. Çünkü krem şantili yemiyorlar gideceğim ev sahibi diye. Malzeme listem bu kadar. Artık tripodu yanıma alayım. Şöyle yumurtamla şekerimi çırpmaya başlayayım. Yumurtalarım da oda sıcaklığındaydı. Bayağı iri yumurtalarım. Şöyle son yumurtamı da kırdım. Şekerimi de ilave edeyim. Hemen ben ellerimi bir sabunlayayım. Artık çırpmaya başlayabilirim. Ellerimi de yıkadım. Mikserle boza kıvamına gelene kadar bir 4-5 dakika çırpmam lazım. Burayı kısa tutacağım. Gürültü kötü olduğundan dolayı. Boza kıvamına gelene kadar bu şekilde yumurtayla şekerimi çırptım. Artık diğer malzemelerimi sırasıyla ilave edebilirim. Şöyle yağımla başlayayım. 2 su bardağı sütüm vardı. Şöyle bir tane limonumun kabuğunu rendelemiştim. Onu da kattım. Hemen kısaca çırpayım. Kabuğum da dar gelecek sanki. Ben bunu leğene aktarsam iyi olacak. Çünkü unum var, haşhaşım var, irmiğim var. Hemen şuradan leğeni alayım. Alır diye düşündüm ama şöyle harcımı boşaltıyorum. Kalsemi diyeceğim, sıyırayım. Leğenime boşalttım kalsemi. Şöyle irmeğimi ilave ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Limon kabuğu rendemi. Haşhaşımı.
Unumla kabartma tozumu da elemem lazım. Bir karıştıracağım. Gerekirse yarım su bardağını öyle ilave edeceğim. Şöyle önce bir çalıştırmadan. Şöyle kalan unumu da ilave ettim. Yumurtayla şekerinin çok karışması gerekiyor. İrmiğini, ununu kattıktan sonra revaninin çok fazla karışmaması gerekiyor. Tepsilerimin her tarafını yağlıyorum. Fırını da açtım. O da kızıyor. Bugün yine erken başladım çekime. Kahvaltımızı bile yapmadık. Çayım kaynadı. Birazdan üzerini kapatacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Orantılı bir şekilde iki tepsiyi ayarlayacağım. Revani en kolay tatlılardan bir tanesi. Kola götürmek yerine böyle elemeyi, hamur işi yapmak istedim. Genellikle bizim burada kola gidiyor, fanta gidiyor, meyve gidiyor. Geçmiş olsun o. Eren'e bazen kola, fanta, bisküvi götürüyorlar. Bazen yemek, bazen hamur işi, bazen çiğ gidiyor. Haşhaşlı revanilerim fırına girmeye hazır. 200 derecede istediğim kıvama gelene kadar kızartacağım. Ben de bu arada şerbetimi, krem şantimi çırpmaya başlayayım. Fırınım arka balkonda, biliyorsunuz, terasıma götürüyorum. Sıra geldi şerbetimi hazırlamaya. Burada 5 su bardağı toz şekerim var. 6 su bardağı da sıcak suyum var. Tenceremin altını yaktım. Şerbetiniz duru olursa tatlınız hamurlaşabilir. Şöyle şekeri de indireyim. Sıra geldi krem şantimi çırpmaya. 2 poşet krem şantim vardı. 1 su bardağı sütüm var. Şöyle yavaş yavaş birazını ilave edeceğim. Bir yarım bardak daha var. Yetersiz gelirse biraz daha ilave edebilirim. Yine çalıştırmadan havaya uçuşmasın. Toz şantim diye bu şekilde karıştırıyorum. Kalan sütümü de ilave ettim. Krem şantimi de çırptım. Annem de üzerine ceviz kırıyor. Hemen ben tatlılarımı getirip geleyim, soğumuştu. Artık önce şerbetini, sonra da krem şantisini sürebiliriz. Tepsilerimi arka balkondan getirdim, geldim. Dediğim gibi revanim de soğuk, şerbetim de soğuk. Şöyle ilave ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın şerbetimin kıvamı çok sıvı değil. Soğuk olsa bile sünger gibi çekiyor. Şöyle kenarlarından. Borcama da dökeyim. Kalırsa yine büyük tepsimi ilave ederim.
Çünkü bu tepsim küçük. Bir kepçe daha döksem yeterli. Bunu krem şantisi sayda yapacağım öbür güne. Krem şanti dökeceğim. Kalan şerbetimi de gezdiriyorum. Şerbetini biraz daha çeksin. Ondan sonra krem şantimizi sürebiliriz artık. Ben de anneme yardım edeyim. Cevizleri kırmaya. Annem cevizlerimizi kırmıştı. Ben de şöyle kabuklarından ayıklıyorum. Ceviz revaniye çok güzel yakışıyor. Hani krem şanti gibi, haşhaş gibi. Önceden sade yapılıyordu ama uzun zamandır artık haşhaş da katılıyor içine. Seven katıyor, sevmeyen katmıyor. Haşhaş katmasa benim içine ceviz katacaktım. Hadi dedim cevizi de üzerine dökeyim. Öğleden sonra küspemizin kalanı var. Onu boşaltacakmışız. O yüzden bizim birazdan gitmemiz lazım. Hem geçmiş olsuna hem de Eren'e öğleden sonra kalan küspemizi çuvallayacağız. Yere boşalttık da oradan çuvallayacağız. Birazını bidonlara boşaltmıştık. Eşim dün boşalttı, ben de bidonları çiğnedim. Bir video çeken olsaydı güzel olacaktı ama maalesef üçüncü bir kişi yoktu. O yüzden sizlere maalesef gösteremedim. Cevizimizi de kırdık. Şöyle ufaladım. Artık krem şantimi sürebilirim. Annem kalanlarını kırıyor. O da bazen lazım oluyor. Kavanozda durunca elime geliveriyor. Şöyle kaşığımla düzeltiyorum. Ondan sonra spatulamla düzeltebilirim. Şöyle spatulamla da düzeltmeye çalışıyorum. Düzeltme konusunda çok becerikli olduğumu söyleyemem. Düzeltebildiğimce biraz düzeltmeye çalıştım. Artık cevizin üzerine serpebilirim. Zaten ceviz de serpeceğim için düzgün olup olmaması o kadar çok önemli değil. Kenarlarına, her tarafına gelecek şekilde. Bolcam cevizimi de serptim. Sıra geldi. Sade olan revanime şöyle kenar alayım. Hatta şöyle yakından da göstereyim. Bunda kenar hafifçe yandı. Şöyle kalan cevizimi de ikisine paylaştırıyorum. Şöyle gene yakından göstereyim. Sıra geldi işin en güzel kısmına. Şöyle tatlımın kenarından çıkarıyorum. İnşallah bozmadan çıkarabilirim. İlk dilim her zaman biraz zor çıkar.
Sıra geldi doku testine. Bakın değerli takipçilerim. Şerbeti tam kıvamında, ne az ne çok. Bol cevizli, bol haşhaşlı. Çıtır çıtır. İnşallah beğenmişsinizdir. Ne diyeyim, ben bugün geçmiş olsuna götürmek için revani yaptım. Birini krem şantili. Tekrar merhaba değerli takipçilerim. Aslında videomu sonlandırmıştım. Annemle beraber geçmiş olsuna gittik. Eren'e gittik. Oradan geldik, öğlen hayvanlarımıza baktık. Hemen şöyle küçük borcama kendimize de yaptım. Bunun tabi borcam biraz daha küçük olduğu için biraz daha güzel kabardı. Aynı şekilde şerbetimi de hazırladım. Kendimize yapmasam olmayacaktı. Şöyle şerbetimi döküyorum. Yine şerbetim soğuk. Tatlım soğuk. Sünger gibi bir yandan çekiyor. Şöyle bir yeterli bakalım. Biraz daha çeksin. Ben de bu arada dilimlemeye başlayayım. Biraz büyük dilimleyeceğim. Kalan şerbetimi de tatlıma döküyorum. Şöyle üzerine de Hindistan ceviziyle ve de cevizimle bolca başlattığımı zannettim ama maalesef başlatmamışım. Şöyle Hindistan ceviziyle, cevizimle süslüyorum. Zamanım olsaydı giden pastalarımızı bu şekilde süsleme yapardım ama zamanım yoktu. Eşim götürdü getirdi çünkü annemle bizi. Hava soğuk olduğundan dolayı evin arası da biraz uzaktı. Sabahtan hava bayağı bir soğuktu ama şu an ısındı. Tam bir bahar havası var diyebilirim dışarıda. Bunun süslemesi de bir ayrı güzel oldu. Pastamın süsleme işlemi bitti. Şöyle yakından göstereyim. Gerçekten de nefis görünüyor. İnşallah bozmadan çıkarabilirim. Çünkü bayağı büyük kestim dilimlerini. Bismillahirrahmanirrahim. Bozmadan çıkardım diyebilirim. Sıra geldi doku testine. Keki sünger gibi. İçindeki haşhaşları çıtır çıtır. Dışı aynı şekilde çıtır çıtır. Yirmiği çok olduğu için biraz daha güzel oluyor. Böyle de göstermiş oldum. Ben bugün hem Eren'e hem geçmiş olsuna hem de kendimize revani yaptım değerli takipçilerim.
Ne diyeyim artık, videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma da destek amaçlı abone olursanız sevinirim. Bildirim zilini açtığınızda yeni gelen videolarımdan anında haberdar olursunuz. Burada artık videomu sonlandırayım. Nasip olursa yarın görüşmek üzere diyeyim. Pardon, yarından sonra görüşmek üzere diyeyim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Her şey gönlünüzce olsun.